Bismillahirrahmanirrahim. Bir koca eşine hitaben anne veya kızım gibi ifadeleri kullanmasında bir sakınca var mıdır? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu bilelim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına kız kardeşim şeklinde ifade kullanan birisini görünce bunu kerih görmüş, o senin kız kardeşin mi ki bu ifadeyi kullanıyorsun noktasında bir sistemde bulunmuştur. Bu nedenle bir koca hanımına kızım, kız kardeşim veyahut da annem gibi ifadeleri kullanması pek hoş bir tabir değildir. Öncelikle bunu bilelim. Peki hocam, biz bu tabiri kullandığımız zaman da bu bizim nikahımızı düşürür mü? Kıymetli kardeşlerim, bu ifadelerin nikahı düşürebilmesi için bu konunun zihar bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Zihar ise bir erkeğin hanımını kendisine mahrem olan, kendisine ebedi haram olan bir yakınının yine bakılması haram olan bir noktasına benzetmesine denir. Örneğin, sen bana annemin sırtı gibisin. Şimdi anne kişinin ebedi mahremidir. Sırt ise anne her ne kadar mahrem olsa da kişi annesinin sırtını, karnını, işte göbekle diz kapağı arasını mahremiyet açısından görmesi haram olduğu için haram olan noktalardan birisine bu bağlamda bir teşbihte bulunması ve bunu da boşama niyetiyle, hani haram kılma niyetiyle bu zihar manasında bu kasıtla ifadede kullanması bu kişiyi arkadaşlar nikah açısından bir sıkıntıya düşürüp bu bağlamda talak olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. O nedenle bu tür tabirler kullanıldığı zaman da bir, mahremin ebedi haram olan bir noktaları teşbih olarak kullanılmalıdır. İki, burada teşbihi ifade eden bir tabir aynı şekilde kullanılmalıdır. Üçüncüsü olarak bu ifade boşama kastında kullanılmalıdır. Yani bir kimse diyelim ki sen benim annemsin artık, sen benim kızımsın artık dese burada zihar olmayacaktır. Yani boşama olmayacaktır. Neden? Çünkü burada boşamaya gerekli olacak, götürecek etken bu benzetme yani teşbih etmektir. Annem gibisin veya sen bana artık kız kardeşim gibisin, sen bana kızım gibisin noktasında bu teşbihi iktiza eden hatta zımnında barındıran bir ifade kullanılmalıdır. Yoksa annemsin demek zihar olarak olmayacağı için, kabul edilmeyeceği için talak olmayacaktır. Ama annem gibisin der ve kişi de burada boşanma kastı olacak olursa o zaman burada talak vaki olacaktır arkadaşlar. Ama sen bana annem gibisin derken annem gibi şefkatlisin, merhametlisin manasını kastediyorsa burada zihar olmayacağı için burada da boşanmaktan bahsedemeyeceğiz. O yüzden sorumuza geri dönecek olursak bir erkek hanımına hitaben annem, kızım gibi tabirleri bir taltif olarak kullanması kerih görülmüş. Bunun yerine başka bir ifadeler kullanılması tavsiye edilmiştir. Ama boşama olabilmesi için benzetme yapmalı ve arkadaşlar bu benzetmeyi yaparken de boşama kastıyla yapmalı. Annem gibisin sen bana artık. Yani artık nasıl ki annem bana mahremse sen de hani ben annemle diyelim ki nikahım sahih değilse senle de artık sahih değil. Aramızdaki nikahı kaldırdım gibi bir mefkurenin bu bağlamda olması gerekiyor. Aksi takdirde az önce dediğimiz gibi rahmet, annem gibi bana acıyan bir kişisin, annem gibi beni gözeten, kollayan bir kişisin manasında sen bana annem gibisin dese veya hanımının belki sureten bir benzerliği noktasında sen annem gibisin yani anneme benziyorsun veya sen benim kız kardeşim gibisin ona benziyorsun veya huyunun benzetme noktasında bir teşbih yapacak olursa talaktan bahsedemeyiz. Bu teşbihi ancak haram kılma noktasında yapacak olursa o durumda biz talaktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala